Vay, ben evde oturuyorlar, cuma teslim edin, sabah pazar mıydı haberim yok. Hiç benim günler benim için önemli değil. Ben her gün zaten parkında oturuyorum. Benim için fark etmiyor. Ha Recep kardeşim, şimdi ben sesleneyim. Ben burada sesleniyorlar. Bizim başımıza neler gelmişti. Ben oturuyorlar balkonda, çekirdeklerini çitliyorlar. Ayaklarımı sallandırmışım aşağıya. Avrada demişim, hele bana melemen pişir. O bana melemen pişiriyor. Ben de balkonda oturuyorum. Kahvaltı bekliyorum. Şişli civarında oturuyorum. Ha Memorial Hastanesi. O biraz köşesinde geçecek, orada oturuyorum. Ha birden ben bir ayaklarımı sallandırmış çekirdeklerini çitliyor. İçinden diyordu ne kadar güzel bir hava. Civcikler hep koşuyorlar. Sincaplar cevizlerle oynuyorlar. İstanbul ne kadar güzel, trafikler de çok berbat olmuş. Ha ben öyle oturuyordum birden. Ben de herhalde Taksim'de biraz gezineyim. Ben avrat benim melemeni pişirene kadar ben biraz gideyim bakayım ne oluyor orada. Ben her zaman Taksim'de geziyoruz zaten Recep'le beraber. Biz hep kankiyiz orada, kadar kısa bakıyoruz. Ha. Ben gitti oraya, dedi hele bakayım gezi. Aman yarabbi, orada bir tane park var. İçinde 3-5 tane yeşillik kalmış. Her İstanbul her tarafı sökmüşler. Hiçbir şey kalmamış. Ben uçağa da binmişim bir kere, yanlışlıkla bindim. Ben otobüse binecektim, uçağa binmişim. Ha. Ben normalde beni uçağa almıyorlar. Ben uçağa da binmişim, üstten taraftan görmüş İstanbul böyle her tarafı sanki betonları dökmüşler. Hiç ağaç yoktu. Hiç ağaç olmayan yerde çekirge olur mu? Çekirge olmayan yerde solucan olur mu? Solucan olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Ha biz köyde büyümüş insanız, yeşilliği seven insanız. Neyse ben onu, ben bize konu değildir. Ben Taksim'e gitmişim, bir de o direk gezi parkı vardı. Orada çocuklar oturmuşlar, kendilerine çadır yapmışlar orada. Öyle sosyal hayat yaşıyorlar. Ha onların laptopları da var, ben görmüşüm. Ben oradan geçerken bir de polisler geldi. Her tarafı birbirine karıştırdı, birbirine kırdı, her tarafı mahvettiler. Ben ona direnişte hemen dediler, biz ne yapıyorlar siz buraya, ağaçları söküyorlar. Seni bu başbakanın dozerleri gelmiş, onun dozerleri var, kendi dozerleri. Ola gelmiş demiş, ben bu ağaçları söküyorlar, buraya alışveriş merkezi yapıyorlar. O ben canlı yerde bir kere görmüştüm, diğerine çıktı televizyona, o başbakanı ben 2-3 defa görmüşüm galiba, dizi filmlerde de oynuyor. Ben dedi ben buraya bir tane AVM yapayım, bir daha para kazanayım. Orada gençler dedi, ya sen buraya ne yapıyorsun, biz burada oturuyorlar, sevgilimizi elinde tutuyorlar, biz burada böyle dolanıyorlar, biz burada şiirler okuyorlar, kitaplar okuyorlar, bu parkını sen yıkamıyorlar. Başbakan dedi, valla ben yıkıyorum. Valla onlar dedi, sen yıkmıyorlar. Ondan sonra işte başbakan da polislerini gönderdi, bunların üstüne saldırdı. Ondan sonra aman yarabbi, ben de evden avrat bekliyorum, benim melemen pişirmem lazım, o bana melemen pişiriyor, ben ona pişirmem. Hep taraftan polisler oraya saldırdı, kaldırın dedi, buna hepsini bilmiyorum niye yaktılar, ona çadırlarında yaktılar, orada çok sıcak oluyor. Sonra bunlar karşı koydular, ben kaçtım, Allah'ım dedim, ben nereye düşmüşüm, bu ne biçim, ben buna yardım edeyim dedim. Ben de hemen direnişe geçtim, ben zaten her yere direniyorum kardeşim, ben evde direniyorum, avrada karşı çoluk çocuğa karşı direniyorum, geliyorum dışarı çıkıyorum, devlet böyle benim başıma gaz bombası atıyor, benim tomayla benim kafama toma düştü ya, Taksim meydanında benim başıma toma düşmüştür, ben çok perişan olmuşum. Ha, ondan sonra başladı ile öyle ortalıkla karıştı, polisler her tarafın burnunu gaza verdi, herkes kaçmaya başladı, hepsi sivil insan da, halk da, üniversiteli çocuklar da gitar çalıyorlar orada, başbakan çıkıyor. Ondan sonra bu olaylar karışıyor, başbakan çıkıyor diyor. Onlar da camiye ayakkabı giymişlerdi. Ya kardeşim sen ortada her tarafı mahvetmişsin. Millet kendi bir yerlere atmıştı, daha onun ayakkabısı kalmıştı. Daha bunu ne yapsınlar? Orada doktorlar onlara müdahale etmiştir. Sen hep yalan konuşuyorlar. Hep bu millet yalan konuşuyorlar. O, sen orada sonra aradan mesafe geçti. Ben onların hepsini gözünle de görmüşüm. Sen diyorlar orada parka işlemişler, çişlerini yapmışlar. Her tarafta kokuyorlar. Peki ben o zaman soruyorlar. Sen hep için bir başbakan, hiç Taksim'e 500 kilometre yaklaşmamış insansın. Sen bu kokuyu nerede duydun? Ve sen hep iftira atıyorlar. Sonra çıkıyor televizyonlara, millet bekliyor diyor, bu başbakan çıkar beni ateşlerler, bir şeydir, tamamdır, demokrasidir. Sen çıkıyorlar, çapulcular diyorlar, marjinaller diyorlar, bunlar 3-5 ayaş diyorlar. Sen hep böyle yapıyorlar, ondan sonra millet tahriklere geliyor, ondan sonra tehditlere geliyor. Aradan mesafeler geçiyor, millet parkı geri alıyorlar, onlar çok güzel direniş yapmışlardı. He ben de katılmışım, ben Toma'nın peşinde koştum, dozeri yakaladım. Dozeri bizim Beşiktaş'ta bir arkadaş, o dozeri almıştı, Toma'yı kovalıyor, Toma kaçıyor, bu kovalıyor, Beşiktaş'ta kovalıyorlar. He polisler sonra baktılar, olmayanlar geri çekildiler. He biz Gezi Parkı'na geri almışız. Orası ben dedim direnişe destek verelim. Ben koştum, bir tane Toma'yı kucakladım ama tam kucağıma alamadım. Toma biraz büyüktür, Toma biraz büyük, ben alamadım kucağıma. Ondan sonra tam ben Toma'yı kucaklıyordum, birden bana tanzikli su geldi. Öyle bir hızlı geliyor ki, ya ben kendimden şaştım. Arada bir seviniyordum, ben diyordum burada beleşe duş alayım, bir şampuan getiren, bir sabun getiren, tomalar beni tomalasın. Ha benim sırtımı biraz tomalasınlar. Ondan sonra bu olaylar devam etti, çok güzel devam etti.
Bir arada mesafeler geçti, sen dedi biz müdahale etmiyoruz, ondan sonra sen arkadan dolandın geldi, herkes orada parkta kardeş şarkıları söylerken sen geldin, bir de her tarafı dağıttın, ben dedim polislere emir vermişim, hepsi dağılacaklar, herkesi perişan ettin, ondan sonra sen hepsini anladık çıktın, bu sefer dedim ben miting yapıyorlar. Ya kardeşim sen miting niye yapıyorlar? Seçim gelmemişti, seçim barajını çıkarmışsın, yüzde ona koymuşsun zaten, orası çok pis koymuşlar oraya, onu zaten geçemiyoruz. Sen çıktın, ben bu kadar insan topluyorum dedi, o insanlar geldi, hepsi fotomontajlamışlar, hepsi bir tanesini almışlar, onun yanına yapıştırmışlar, onun yanındakini almışlar, öbürünün yanına yapıştırmışlar, her tarafını da onun kolları hep aynı, kulüpleri aynı, pırnıkları aynı, her tarafları aynı, bunlar hepsi aynı insanlardı. Ha ama olsun, sen kendini mutlu hissettiyse problem yoktur. Ha ondan sonra buna sloganlar atmışlar, hepsi yanlış slogan atıyorlar, sen rezil olmuşlar. Orada diyor senin taraftarlarını toplamışsın, orada miting yaparken, orada diyor beş bekan, şaşırma, sabrımızı taşırma, onu asıl yanlış söylemiş, sen niye getirmişsin bunları, ona normalde Taksim şaşırma, sabrımızı taşırma diyeceğini öyle yanlış söylemişler. Sen onu da bıraktın, mitingi de geçtin, hemen gittin, kendine bir tane candaş mıydı, yandaş mıydı, bir tane medya var, ben onu hiç görmüyorum, ben zaten Halk TV'sine bakıyorum, özel kanallara bakıyorum. Sen gitmişsin, orada ben internetten gördüm, Fatih Teke Teke'ye gitmişsin, Fatih Teke Haltaylı, bunun neydi ismi, Fatih Haltaylı Teke Teke programına gitmişsin, öyle sarmaş dolaş, birbirlerini öpüyorlar, vay başbakanım hoş geldin, vay seni sefalar getirdin, hep seni istediğin gibi sorular soruyor, hiç böyle halkın sorularında bir tane bile yok, sen onu öpüyorlar, ediyorlar kulağını, böyle mıncıklarını öpüyorlar, kulağını yalıyorlar, hepsi kanki olmuşlar, koca koca gelmişler, onlar çok güzel kanki olmuşlar, he. Sen çıkmışsın, sonra gitmişsin, sana bir tane Avrupa vardır, o Avrupa herhalde bir yerde bir şey, adı olması lazım, ben tam bilmiyim. Orada sana bir tane bakanım vardı, Egemen Bağış kalkmış televizyonda diyor, biz bakanlara diyorlar, biz Avrupa Birliği'ne oğlum bak git diyeceğiz. Bu ne biçim bir politikanı diyecek, bu ne biçim, ben valla şahsen avradımla böyle konuşmayayım. Ben bir medeni insanım, ben diyorum hele avrat bana oradan bir bardak su getiriyorlar. O diyor he getiriyorlar, böyle medeni konuşan insanlar ve politikacılar ne biçim konuşuyorlar. Sonuç olarak geleyim, ben şimdi beni çok konuşturdum, benim çok dertlerim var, ben her tarafımı biberler dişlemiş, her tarafı ısırmışlar. O en sonunda bir tane ne içine katmışsın ya, o içine ne katmışsın sen, rakı mı kattın, akıl mı kattın, şarap mı kattın, bir tane su bize sıktın. Bizi her tarafımız kafamız güzel oldu. Biz baktık suyun içine bir şey katmışsın, onu bir kimyasal diyorlar. Bizi öyle hoş insanlar değiyor, biraz yanıyor ama kafan güzel oluyor. Biz başladık halay çekmeye. He, öyle hoş bir şey oldu. Sen bilmiyorum ne katıyorlar içine. Değişik şeyler deniyorlar bizde. Ben bu kadar söyleyeyim. Bir dahaki böyle şeyler olduğu zaman yine tepkimi ortaya koyacağım. Ben vatandaşı olarak demokratik hakkım vardır kardeşim. Ben bunları hepsi söylemek zorundayım. Sen de böyle aklı başına devşir. Biraz bile bize böyle tomalarla bizi kovalama yahu.